Bir de Bizans'ın gizli bir silahı var. Grejua diye. Ben bunu yüksek lisans yaparken falan biraz araştırdım. Askeri tarihi ben severim. Hani araştırırım, okurum orayı tamam. Bu Grejua Rum ateşi. Suda yanan ateştir. Hatta teknik olarak suda yanan ateş. Yani bu bir iki şey var bunun. Bir iki farklı formülü var bunun. Tamam. Nasıl? İlki topuk taşı gibi bir taş var. Tamam. Böyle Grejua denilen bir taş. Tamam. Bu topuklu bir şey gibi, böyle gözenekli bir taş, tamam. Özür diliyorum. Boğaz vallahi bizim artık böyle yaşlandık mı, yıprandık mı, ne olduk? Oh, çay her şeye deva ya vallahi. Bunlar abi o taşı biliyorlar. O taşın özelliği. Getir şurada yak, yanmıyor. At suyun içine çak, çıtır çıtır yanıyor. Havadaki oksijenle değil, sudaki oksijenle yanan değişik bir madde. Ve bu bilgiye Bizanslılar vakıf. Nereden biliyorlar bilmiyoruz. Ama bir bu. Bunu böyle mancınıkların içine koyup böyle tamam mı? Cop diye denize, işte senin gemine atıyor. Bizans'ın 3,5 tarafı denizlerle çevrili. Bir yerden gelebiliyorsun karadan. Mecbur nereye de geleceksin? Donanmayla da geleceksin. Şimdi denizin ortasına düştü, yanıyor. Anladın mı? Geminin ortasına düştü, gene yanıyor. Söndürmenin bir tek yolu var. Ne? Ne yapıyorsun sen? Denizden bir su alıp attıkça benzin dökmüşsün gibi. Har har daha çok yanıyor. Söndürmenin bir tek yolu var. Üzerine kum dökmen lazım. Daha hangi akıllı gemiye kum koyar? Tamam. Yok işte boğazın dibi, o yüzden batık gemilerden geçilmiyor kıymetli kardeşler. Genel kültür olsun bu. Bir bu, bir de böyle alev makinesi gibi bir şey gibi kullanmışlar bunu. Tamam. İşte kömür, tamam, zift, ne bileyim kükürt, bir karışık bir şey yapmışlar böyle. Alev makinesi püskürtür gibi ne yapıyor? Püskürtüyor. Yakıyor seni. Kurtuluşun yok. Yani acayip bir silah. Bunlara sahipler.